Efendim AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş sözleşmeliye kadro düzenlemesiyle ilgili konuşuyor. Hemen kameralarımızı buraya çeviriyoruz. Görevde yükselmem, ünvan değişikliği, memuriyet güvencesi, tayin imkanı gibi bir takım haklara sahip olacaklar. Kadroya geçişler tamamen talebe bağlı olacak. Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personelin hakları görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacaktır. 4B'li personel, mahalli idareler personeli teşkilat kanunlarına dayalı olarak çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam hatip ve müezzim kayyımlar ile vekil ebe ve hemşireleri de düzenlemenin kapsamını almaktadır. Kamu hizmetlerinde aksama yaşanmaması için bu kapsamda kadroya geçecek mahalli idareler personelinin sadece mahalli idareler arasındaki nakli yapılabilecek, diğer sözleşmeli personel ise sözleşmeli statüdeki sürelere dahil 4 yıllık hizmetini doldurduktan sonra nakil hakkına kavuşmuş olacaktır. Bundan sonra istihdam edilecek sözleşmeli personel bakımından ise 657 sayılı kanunun 4B maddesini 3+1 modeline göre yeniden düzenliyoruz. Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra kamuya giren sözleşmeli personel 3 yıl görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanacak. Atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası nakil yasağına tabi olacaktır. Böylece hem sözleşmeli personelin artık kadro problemi olmayacak hem de kamu hizmetleri aksamadan daha sağlıklı bir şekilde işleyecektir. 3+1 modelini mahalli idareler için de düzenliyoruz. Burada görev yapan sözleşmeli personel de artık 3 yılın sonunda kadroya geçeceğinden mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel istihdamını memurlar gibi düzenleyerek bu personel için de KPSS kamu personeli seçme sınavı zorunluluğunu getiriyoruz. Ayrıca sözleşmeli personelle memurlarda uygulandığı gibi disiplin ve görevden uzaklaştırmaya ilişkin hükümler getirerek statüler arasında uyum sağlamış oluyoruz. Değerli basın mensupları, biliyorsunuz belediyelerde yapılan sözleşmeli personel sözleşmelerinde 3 yıldan sonra kadroya geçme imkanı yoktu. Onlar sözleşmeleri devam ettiği şekilde 3. yılı sonunda veya 1. yılı sonunda sözleşmelerini iptal ettikleri takdirde herhangi bir hakları yoktu. Şimdi diğer kamu personellerindeki olduğu gibi bütün belediyelerdeki yapılan sözleşmeleri de 3+1 sistemine dahil etmiş oluyoruz. Bu da yeni bir model oluyor. Toplam biraz önce ifade ettiğim gibi 458 bin bize verilen bakanlığımızın kurum ve kuruluşların listelerinden aldıkları bilgi çerçevesinde 458.615 kişi. Bunlardan bu kanunun 4. maddesinin B fıkrasına göre 173.052 kişi. Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevler hakkında kanunun 10A maddesine göre 27.926 kişi. Toplu konut kanununun ek 3. maddesine göre 62 kişi. Başbakanlık Teşkilatı Hakkı Kanunu'na göre 128 kişi, 3238 sayılı savunma sanayi ile ilgili kanuna çerçevesinde 245 kişi, 3289 sayılı Gençlik Spor Hizmetleri Kanunu'nun 30. maddesine göre 146 kişi, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sözleşmeli sağlık personeli çalıştırması ile ilgili kanuna göre kanunla kararnamede 11.400 kişi, Gelir Dairesi Başkanlığı'nda 35 kişi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde 72 kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ilişkin kanunda düzenlenenlerle ilgili 59 kişi, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanuna göre 292 kişi, 375 sayılı kanunla kararnamenin ek 6. maddesinin 3. fıkrası sanıyorum, 518 kişi, yine 375 sayılı kanunla kararnameye göre 10 kişi, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında Kalkınma İdaresi teşkilatı kapsamında 28 kişi, Doğu Anadolu Projesi kapsamında 6 kişi,
Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda 2, özel barınma hizmeti veren kurumlar ve bazı düzenlemeler hakkında kanuna göre 108.232 kişi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nda 70 kişi, sağlık alanında düzenlemeler hakkında kanun hükmünde kararnameye göre 91.386 kişi, 4B bendi kapsamından mahalli idarelerden geçenler, belediyelerde geçenler de 36.346 kişi, kamu dışı aile sağlığı 3.540 kişi, sulama birliklerinde 32 kişi, diğer fıkralar diğer çeşitlerle 29 kişi, Sözleşmeli Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda çalışan sanatçılarla ilgili 2.495 kişi, onlarda farklı bir yapılanma, farklı bir düzenleme vardı. Kültür Turizm Bakanlığı'nın Devlet Opera ve Balesi ile ilgili genel müdürümüz konuya çalışmalarımız sırasında detaylı açıklamalar yaptı. Onlar da 2.495 kişi, vekil imam hatip ve vekil müezzim kayımlar 1710, vekil ebe ve hemşireler olmak üzere 790 kişi olmak üzere toplam 458.615 kişi 3 Ocak tarihi itibariyle bakanlığımızın bize gelen bilgiler çerçevesinde netice budur. Kamu personeline sözleşmesiyle olarak çalışan kamu personeline inşallah bir ay içinde müracaat ettikleri takdirde atamaları gerçekleştirilecektir. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bugün kanun teklifini Cumhur İttifakı'nın 7 grup başkan vekili ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Destici'nin de imzasıyla birlikte milletvekili arkadaşlarımız tarafından imzalanan kanun teklifi biraz önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Biz Cumhur İttifakı olarak metin üzerindeki genel taslağı kanun teklifi haline getirmekle ilgili görevimizi yerine getirmiş olduk. Bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ilgili komisyon veya komisyonlara havale edecek. İlgili komisyondan kendi gündemi içerisinde bunun takdiri önümüzdeki hafta bugünden itibaren 48 saat içinde görüşülmesi gerekiyor biliyorsunuz. 48 saatten önce görüşülmesi mümkün değil. Muhtemelen pazartesi günü komisyon başkanımız takdiri çerçevesinde pazartesi günü veya salı günü eğer pazartesi alırsa komisyona önümüzdeki hafta bu kanun teklifini yasalaştırmayı planlıyoruz. Komisyondan gelecek şekilde bu değerlendirmeler devam edecek. Ben tekrar bu teklifin 458.000 kişiye hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum.